İşte böyle Hasan abi. Ev yandıktan, babam da öldükten sonra felaketler sanki birbirini kovaladı. Annem sözde himayesiz kalmayayım diye o adamla evlendi. Kardeşim de yeni doğmuştu. Fena bir adam mı? Fena kelimesi azdır. Tüccarım dedi. Meğer hapisten çıkmaymış. Ben daha da küçüktüm. Annemin nesi var nesi yok satıp salmış. Ayrılmalıydı. Niyeti vardı. Felaket bu kadarla da kalmadı. Annem kalbinden rahatsızdı, gözleri de görmez oldu. Büsbütün mü? Büsbütün. Üstelik küçük bir kardeşim vardı. Artık üvey babamın eline kalmıştı. Bizi nereye isterse oraya sürükledi. Esir gibi kullandı. Hala da öyleyim. Peki ama niye çekiyorsun bu kahrı? Git çalış. 18 yaşını doldurmadın mı sen? Yakındır. Ama mesele o değil. Hasta anneme bir de o küçüğü nasıl bırakıp giderim? Üvey babam bu zayıf tarafımı biliyor. Beni oradan vuruyor. Yani ne gibi? Bu adamın aklı fikri para. Bedava ırgat bulmuş çalıştırıyor. Önce okulu bıraktırdı. Bir erkek çocuk gibi itile kakıla büyüdüm. Vah Mine. Sarmaşıklı köşkün nazlı çocuğu. Hatta şımarık çocuğu. Ama onlar geçti. Şimdi böyle ayak takımı olduk işte. Böyle deme. İnsan neyse odur. Hayır, bilemez. Yaşamaktan tiksindim. Geçer bunlar. İnsan düşse bile bir gün kalkar. Kaldı ki sen... Çok şükür. Namussuz diyemez kimse. Sen ona bak işte. Mine, geldin mi yavrum? Benim anneciğim, ablam daha gelmedi. Bunlar hazır Minem, ahçıya götür ötekileri göndersin. Size yardım edeyim. Hayır, sen ders çalış. Yahut oyna, ben yaparım. Kıyamam sana bir tanem. Ah, işte ablam geldi. Anne sen bırak bunları, ben yaparım. Hayır yavrum, alıştım ben. Sen poligona koş. Geç kaldın diye baban çok kızdı. Of babam. Hem ben oraya gitmek istemiyorum o adam oradayken. Oradayken mi? Yani üvey amcamız. Evet üvey amcamız. Ablacığım onu ben de sevmiyorum. Ayıp Funda ayıp. Haklısın Funda. Mine bunları konuşup beni üzmek mi istiyorsun? Üzülme anneciğim ne olur. Ama oraya gitmek istemiyorum. Git ablacığım, sonra o anneme çatar, bana da bağırır. Peki. Üstümü değişeyim giderim. Funda. Efendim? Ona bir şey söyleme olmaz mı? Söylemeyeyim mi? Hayır. Ben babanı caydırmaya çalışacağım. Babam dediğinden caymaz. Olsun. Gene söyleme. Belki söylemem. Abla bu kazak kime? Hasan abinin. Sonra anlatırım. Şimdi anlat. Hasan abi kim? Hem niye vermiş sana kazak? Vermedi. Ay ne çok soruyorsun küçük kaynanam seni. Kaynanan değilim ama galiba görümcen olacağım. O da ne demek? Annem söyleme diye tembih etmişti. Neyi tembih etti? Babam dedi ki... bizim Mine artık büyüdü. Onu Necdet'le evlendireceğim dedi. Ne dedi ne? Üvey amcanızla mı? Aman yarabbim. Abla, bir de bana poligona git diyorlar. Demek o sinsi çıyanın böyle niyetleri de varmış. Bana bak bunda. Şimdi gider döverim o adamı.
Durduğun kabahat. Ablacığım. Bir şey unuttun. Gene pek öfkelisin cicim. Öfkeliyim ama senin için değilim. Olabilir. Her şey olabilir. Evet, her şey olur ama senin ve abin olacak üvey babamın aklınızdan geçen şey olmaz işte. Düşünen ben değilim abim. Bilirsin sözümden çıkmam. Nemizi beğenmedin yani? Sersem. İleri gitme. Git babana derdi anlat. Babam olsa anlatırdım. Aciz bir anneyle kimsesiz bir kızını buldunuz. Her istediğinizi yapacaksınız öyle mi? Yağma yok. Çileden çıkınca çok güzel oluyorsun. Tamam geldi ciğer değil lokum lokum. Oğlum 7.5 bizim piyaz ne oldu? Geliyor abi. Allah yolda. Yaşık bir. Tamam geliyor yolda. Tamam. Hesap dedik. Hesap hop dedik. Tamam geliyor burada. Ne vardı sizin abicim? Şarap 2, portakal, melemen, ekmek, su. Su içmedin, içseydin bana ne? Tamam 19 lira, 19 lira 60 kuruş abicim. Yuvarlak hesap, 20 desene şuna. Darılmam abicim, istersen 21 versen ne olacak? Ne olacak, keyfim bile. 7.5 bizim sunu oldu ya. Su geliyor abicim, yolda. Ne yolu bu ya, 7.5? Ne yolu olacak, su yolu, su yolu. Gene yüklü bugün. Ya sorma sana acıyorum ama birikiyor işte. Aa, sakın hepsini yıkama anladın mı şu bezle böyle sili sili ver. Sili sili ver ha. Olmaz kokar. Sarhoşların burnu koku alsa o zıkkımlı iç bezler zaten değil mi ya? Sen şimdi boş ver. Böyle. Aa, tamam. İşte böyle bak ayna gibi oldu. Eski ciğer tabağı olduğu belli mi hiç ha? Tamam. Biberleri de dizelim. Buna. Tamam. Geliyor. Yeşil biber yolda. Başım belaya girecekti. Beceriksiz sen de. Bacak kadar kızı tallayamıyorsun. Bacak kadar ama sırtlan gibi yırtıcı. Hem Allah aşkına ne diye tutturdun bu kızı al diye? Pekmeyi istedim yani. Canı isterse. Ben ayrık etme. Bir sebebi var ki tutturdum. Kız yakında zengin olacak. Yani piyango mu vuracak? Otelden bir zarf geldi. Kısacası kıza bir akrabasından para kalmış. 18 yaşına gelince alacakmış. Tam 400 bin papel. 400 bin ha? Ne zannettin ya? Bu para dışarı mı gitsin? Elimizin altındaki avı bırakalım da başkası mı kafestesin? İyi ama kız bana boş veriyor. Fumbul, çık yukarı. Annesiyle konuş biraz. Üst tarafını bana bırak. 400 bin iyi para be. Dikkat edin be. Kız, gel buraya. Toparla şurayı. Niye geldin buraya? Seni görmeye geldim. Hemen git, üzülüyorum. Senin için geldim, üzülme. Dükkan kapanınca köşede bekle beni. Esatma abicim, tamam. Bir dakika, üstü! Kalsın. Sağ ol abicim, gene bekleriz. Tamam, güle güle. Bir buçuk ufak dedik olur mu? Geliyor abi, yolda! Ha? Gitti mi? Bir iş döndü ama anlayamadım. Ha? Kızla bir alakan mı var yoksa? Hayır ama olmasını isterdim. Fiskos ettiniz. Eski bir aşinalık, bugün rastlaştık. Başı dertte galiba, o kadar.
Yalnız o kadar mı? Arabayı sen götür. Benim biraz kalmam lazım. Peki, yalnız mı? Ne var? O herife dayı derler. Belalıdır. Kızın da üvey babasıdır. İstersen ben de kalayım. Bu lafı duymamış olayım. Bunu başkası söylese darılmam ama... Hadi bas bakalım. Hadi eyvallah. Güle güle. Bu değişenlikten bıktım usandım. Metreslerimden hiç sev kalmadım. Şimdi var birazım, evlenmek üzere muradım. Lakin münasip bir bayan nerede bulayım? Ulan kaç defa söyledim sana kapıyı vurmadan benim yatak odama girme diye? Yatak odama girme mi dedin? Öyle ya. Gözün kör mü? Bir odada böyle lüküs bir karyola, lüküs bir gardolap, bir de benim gibi lüküs bir adam oldu mu o oda ne odası olurmuş? Ha? Söyle bakalım ne odası olurmuş? Ha? Ne olurmuş? Lüküs bir yatak odası olurmuş, tamam mı? Para çağırıyordun da. Hadi çık dışarıya, kapıyı vur öyle gir. Tak tak tak. Oha çüş. Öyle tak 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 olmaz. Sen hiç ömründen medeniyet okumadın mı be? Tik 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 olacak. Tik tik tik. Ha şöyle gir. Tamam. Kimin odasına girdiğini bileceksin. Çulsuz at değil, sen git Dolmabahçe stadından sonra. Bak bakalım tanımayan var mı? Bir daha buradan ötüye adımını attın mı 18'e girdin demektir. Penaltı. Tamam mı? Bu taraftan da girilmez tabii, offside'dir, tamam mı? Buradan hiç olmaz, korner oldu. Buradan da girersen taç, tamam mı? Hadi alık alık bakma, bas şimdi. Fener Beşiktaş'a bilet verecektin. Geliyor, yolla! Hadi bakalım, gazla! Ya ya ya, şa şa şa, Fener, Fener çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, Fener çok çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, Fener. Vur. Canaver be, canaver, canaver, vur. Ah. Offside be. Gelmeyeceksin zannettim. Uyumasını bekledim. Çok korkuyorum. Kazanı getirdim. Sende kalmasını isterdim. Onu almak için gelmedim ben. Ben de onu vermek için gelmedim. Ama al. Ben de kalamam. Sorarsa ne derim? Baban mı? Üvey babam. Çok çekiniyorsun ondan. Mine, bak bana. Efendim? Bana öyle geliyor ki başım dertte senin. Ne var söyle. Dinle beni. Oraya içki içmeye gelmedim. Senin için geldim. Bu sabah anlattıklarına üzüldüm. Bir faydam olamaz mı sana? Yine belki anlatamıyorum. Sen anla. Yıllarca sonra nasıl söyleyeyim? Seni böyle görünce... Anla işte. Dedim ya ben anlatamayacağım. Hemen karar verdim.
annenle konuşsam olmaz mı? Söyle konuşayım mı? Ağlıyor musun sen? Söyle bana ne var? Beni zorla evlendirmek istiyor. Tanımazsın onu. Bir şey aklına kodumu yapar o adam. İstemediğim bir adama seni zorla nasıl verebilir? Yaşın da küçük. Annem ben imza alır. Bilmezsin her şeyi yapar o. Hiçbir şey yapamaz. Ben yarın bir avukatla konuşurum. Korkma. Yalnız bana cevap ver. Yani şey, ister misin ben üstüme alayım her şeyi? Yalnız bir abi gibi değilim yine. Çok iyi bir niyetle. Anlıyorsun mu? Mine, yarın seni bekleyeceğim. Geleceksin değil mi? O güne ver, o gün boş ver, o güne ver, o güne ver, ben gol, ah, verim, Abdullah'ı gör, Abdullah'ı gör, ah, ah, yapma ben şimdi, kıvır mı bari, kendin kıvır, Allah cezanı ver, dışarı gitti, tuh, ah, atılır mı bu top dışarı, Allah cezanı ver. Bir daha böyle, nereden geçelim ya, geçer mi bu fırsat be, bir daha bekle şimdi, bir daha gol pozisyonuna girmek için. Hı? Abi. Kız gece yarısı nereden böyle? Dışarı çıktım. Ha, gece çıktın yani. Dayı duyarsa öldürür seni be, öldürür. Yavaş. Dur. Kapıyı vurmadan girilmez buraya. Tek 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 tek. Ha? Girebilir miyim? Antrenör? Evet. Buyurun. hesap ver bakalım. Nereye kaçtın? Ha? Ha? Abi, aşk nedir bilir misin? Ha, bilirim. Futbol aşkı. Hayır, öteki. Hiç sevdin mi? Bir kere sevdim. Sonunda aldılar elimden. Kim aldı? Belediye. Ama görsen bu kadarcık kıvır kıvır tüyleri vardı. Mahalleden kedi bile geçirmezdi. Ama sonra bir gün birini ısırdı diye alıp götürdüler. Ah, ne susuydu o be. Sen işin alayındasın. Ya sen? Ciddi mi sordun bunu? Ayağını denk al, dünya kültürlerle dön. Ama o iyi, çok iyidir. Eskiden tanırım onu. Abi derdim bir vakitler ama şimdi... Şimdi ha? Evlenelim demeye getirdi. Hemen şıpşak mı? Şıpşak. Görsen, bir görsen onu. Peki yukarıki? Onun niyeti galiba seninle kardeşinin... İkisi de yerin dibine bastınlar. Bir daha da çıkmasınlar ama... Ya. Anlıyorum. Rahat vermezler bize. Saat kaç? Bakayım. Saat var mı orada? Yoksa ne soruyorsun? Hesabı alacak işte. Gideyim artık. İyi. Yarın gene konuşuruz bunu. İyi geceler. Sana da. Sana gönül hasret kaldım gülmeye, sana gönül verdim diye herkes kıskandı niye düştük.
Anlamam. Bu evde benim dediğim olur. Nikah dedim, nikah. Kız daha küçük. Büyür. Kısmeti çıkan kız büyümüş demektir. Daha iyisini mi bulacak? Ablam onu istemiyor. Sen karışma yumurcak. Benim de mi hakkım yok karışmaya? Bir kere de bana sorsan. Hiç kimseye hiçbir şey sormam. Kararımı verdim. İtiraz eden var mı? Ha? Yok. İşte bu kadar. Anlaşıldı mı şimdi? Ailece karar verdik. Bu iş olacak. Hadi hayırlısı. Anneciğim, bu da mı gelecekti başımıza? Anneciğim, ablamı vermem ben. Allah, ne günahım var benim. Sizin değil yavrum, benim günahım var. Allah şaşırttı, böyle bir adama el verdim. Zararı size oldu. Gözüm görmez. Elim ermez ki evlatlarımı koruyayım. Anneciğim, ağlama. Senin ağlamaman için canımı bile veririm. Ben de sizi üzülmeyin diye neler verirdim ama hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Anne, bir ümidimiz var. Ama bilmem ki. Bekle. Bu akşam, yani bu geceden sonra sana çok iyi bir haber getireceğim. Nedir bu evladım? Söylesene. Ben de utanıyorsan çıkayım. Hayır, çıkma. Zamanı gelince ilk müjdeyi sana vereceğim. Anneciğim, şimdilik bir şey sorma. Ama üzülme de. Ümidim büyük. Belki pek yakında bu adamın elinden seni de kendimi de kurtaracağım. Beni? Seni de elbette tanıp. Seni de. O zaman iyi. Yavrularım benim. Olmaz oğlum ağzı bu iş olamaz. Olmaz oğlum ağzı bu iş olamaz. Ulan boncuk, dalga geçme demedin mi sen? Hadi işe. Tamam. Bu kalır sen. Gel bakalım küçük bey, oldu işin. Yüzükleri hazırla. Paralara konunca bana sırt çevirmeyi düşünürsen zararlı çıkarsın. Ne dalga geçiyorsun be? Hepsini sana mı kaptıracağız yani? Varsayı toplayan toplamış ağa. Benden paso. O ne demek, açık konuş. Çek dışarı be. Hadi bas! Hadi gel buraya, boncuk çıkalım. Sonra? Sonrası, kızın aftosu var. Gece gözümle gördüm. Ben ona küstüm. Anladık, dövdün, sövdün. Sonra? Sonra ne demek? Bir ay sonra kızın yaşı dolacak değil mi? Paralar da uçup gidecek. Ve zannederim. Yani göz göre göre paraları elin adamına mı kaptıracağız? Bazı çareler var tabii. Senin topal kodeste mi? Hayır, bitirdi çıktı. Emret gelsin, iki de adamını alsın. Hemen mi? Hemen, bu gece. Meyhane dağılınca. Dur. Bırakalım. Niye kapattın? Kusura bakma, attım orada. Ama daha meyhane kapanmamıştır. Olsun. Hasan, sen fena yaptın abayı. İyi ama bilmem ki. Anlıyorum ama merak etme. Çok temiz ailedendir. Görünüşüne bakma sen. O kızı o bataktan kurtarıp layık olduğu rahata kavuşturmak lazım. Olmazsa arabamı satarım. Yevmiyeci çalışırım. O kadar ha. Düzgünce bir ev kurmak lazım tabii. Anası da rahat etmeli. Hasan sen çok iyisin ama. O da çok iyidir. Göreceksin. Ben gideyim artık. Şimdi neredeyse gelir. Şuralarda saklanın. İşiniz bitince tüyersiniz. Birkaç günde ortalarda görünmek yok. Beni de tanımıyorsunuz. Hadi bakalım.
Yaşa. Fena. Çok yaşa aslan kanaryalar. Geliyor yolda. Vay eyvah, yandı kız, yandı. Aç bakalım şu saati. Kusura bakmayın, boş değil. Ne demek boş değil? Kardeşim, birini bekliyorum, mazur görün. Arkadaş, Türkçe bilir misin? Hangi dilden istersen ondan konuşurum. Öyleyse harbi konuşalım, açıl buralardan. Anlamadım. Anlarsan iyi edersin. Dayının oradaki miniyi bekliyorsun değil mi? İyi bildin. Sana dostça tavsiye. Bin arabana uzaklaş. Bir daha da görünme. Emir almaktan hoşlanmam. Ama biz 3 kişiyiz. 4 olun, 5 olun. Öyle mi? Gösteririm ben size. Domuzlar sizi, utanmazlar. Geçmiş olsun evlat. Uzaktan gördüm, koştum yetişemedim. Hoş yetişsem de... Sağ ol abi, ehemmiyet yok. Soydular mı seni? Polise gidelim mi? Hayır, başka bir iş. Bir kızı bekliyordum, çullandılar üstüme. Demek kızın belalıları. Yazık değil mi sana? Böyle alayla takıntısı olan kızlar ne zorun var? Öyle bir kız olmasa gerek o. Ben burada herkesi tanırım, kim bu? Şurada bir meyhane var, dayı mı diyorlar, nedir onun? Korkarım mı ne diyeceksin? Ne bildiniz? Tanır mısınız? Tanır mısınız dedim. Aman evladım, yazık değil mi sana? Aslan gibi delikanlısın. O kız kaç kişinin başını yedi? Ne diyorsunuz? Neyse, söylemek bize düşmez, Allah ıslah etsin. Rica ederim, bildiklerinizi söyleyin. Ben o kızla evlenmek istiyordum. O kız her gece 3 adamla buluşur, en azından. Eğer inanmazsan şu karşıdaki savaşçı kahvesine gidip rastgele birine soralım. Rica ederim, gidelim. Hadi gel. Yani sordun da söyledik abi. Bir alakan varsa? Hiçbir alakam yok arkadaşlar. Başka biri için sordum. Sağ ol abi, götüreyim seni. Bana büyük iyilik ettiniz. Şoför Hasan abi siz misiniz? Evet. Bunu Mine abla gönderdi size. Hasan kusura bakma, çıkamadım. Dükkanda bekliyorum, hemen gel. Hayret beni oraya çağırır. Söylenenleri duydum. Git, başın derde girer. Gideceğim. Ne mal olduğunu yüzüne karşı söylemezsem, hırsım içimde kalır. Masa tamam. Delikanlının talihi varmış. Kaynanası seviyormuş. Utanmıyor musunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? Beni böyle bir oyuna zorla alet edemezsiniz. Yarın polise giderim. Bana bak, bu akşam rolünü iyi oyna, yarın nereye istersen git. Annemi de götür istersen. Hep o taraftan vuruyorsun. Kes! Çok konuşma.
Biraz sonra burada olacak. Dediklerime harfi harfine riayet edeceksin. Ya yapmazsam? Ya ona her şeyi söylersem? Aramıza giriyorlar. Sana yalan söylediler. Bana iftira ettiler. Hiçbirine inanma derse. O zaman yavuklun bunu alnından yer. Dedim mi yaparım, dikkat et. Hayır, ona bir şey yapmayın. Ama ne istiyorsunuz bizden? Benim gibi fakir bir kızla niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Geldim. Saklanalım biz. Bilmiş ol, vururum ha. Gel Hasan. Kapıyı içeriden kilitle. Korkma, kimse gelme. Geceyi burada geçirebilirsin. Hadi durma. Gel. Önce kafaları çekelim. Hadi naz etme. Dur Mine. Söyleyeceğim. Söylemesen daha iyi. Bu işin böyle olduğunu bilmiyordum. Yazık olmuş sana. Bırak şimdi böyle şeyleri canım. Boş ver. Keyfimize bakalım biz. Keyfinin eğlencesi değilim ben. Senin gibilerin kapısında sıra bekleyen soyundan da değilim, anlıyor musun? Duyduklarım doğru mu diye anlamaya geldim ben. Hala anlamadın mı? Daha dün akşam anlamalıydım. Yüzündeki sahte çocuk ifadesine aldandım. Sana insanın hayatta ancak bir tek defa bir kişiye söylemesi lazım gelen şeyleri ima ettim. Çok aptalmışım. Asıl şimdi aptalsın. Böyle güzel bir gecenin aptallık edip tadını kaçırıyorsun. Olur mu ya Hasan? Dua et ki ailene ve mazine saygım var. Allah kahretsin seni. Aferin be. İyi yap etmişsin sen. Onun hayatını tehdit etmeseydiniz bana bunu yaptıramazsınız. Bu iğrenç oyunlarla mı beni elde edeceğinizi sanıyorsunuz? Çok konuşma. Bas bakalım odana. Oldu mu dersin? Bir daha buralardan geçmez bile. Şimdi kızı seninle evlenmeye razı etmek var. İş ona kalsın. Ona da bir kurnazlık düşüneceğiz elbet. Şoför abi! Şoför abi! Hay Allah kahretsin. Numarası... 34... BR-429. Ağlama. Sana fena bir şey yaptılarsa polise haber ver. Veremem. Sonra sana eziyet eder. Hem nasıl ispat edebilirim? Söyle yavrum, ne oldu? Dövdü mü seni? Delileri kopsun inşallah. Hayır, daha beter anneciğim. Hayatımı, ümitlerimi yıktılar. Mine! Öyle değil anneciğim. Beni almak, benden evlenmek isteyen genci uzaklaştırdı. Hem de alçakça bir oyunla. Maksadı seni ötekine vermek. Ölürüm de razı olmam. Ne yapabilirim ki? Anneciğim, kaçıp gitsem darılmazsın ya. Ama halana gideceksin. Olmaz. Gelir bulur beni. Zorla geri getirir. Ya nereye gidersin? Bilmiyorum. Çalışırım. Para kazanırım. Sizi de kurtarırım. Gece yarısı hızırlaşıp durmayın. Çek arabanı.
Gözünü aç. Odamdan çıkmayacaksın. Hadi. Gene ne istedin kızdan? Ne yaptı? Ne mi yaptı? Senin gözün görmüyor ama herkesinki görüyor. Gece yarısı evden kaçıp şoförlerle buluşuyormuş. Benim kızım mı? Senin kızın ya. Nasıl? Hakkın var mıymış evlensin demeye? Söyle bakalım. Ne olacak şimdi? Olacak ne var? Kızı aldatan herif bastı gitti. Lekelenmiş bir kızı kim alır? Şimdi yalvarın bakalım kardeşime. İyi ya. Sende akıl varsa hemen razı ol. Gayet kızı nikah edelim. Yoksa kötüye gelecek, kötüye. Neslim! Bırak karım! Allah'ım! Bırak! Niye sustun? Cevap versene! Uyan, sana söylüyorum! Vay Allah kahretsin! Geberecek zamanı buldu. Buradan bir kız geçti mi, gördün mü? Ha, geçti geçti Bekçi amca, şu tarafa geçti Bekçi amca. Yandı, yandı. Bak geliyor. Çapçallaşıp durma. Ne oldu abiciğim? Hoş muhtara haber ver. Peki abiciğim, haber verin. Neyi? Bizim hatun sizlere ömür. Ne? Öyle. Hadi yürü tutma. Peki abiciğim. Peki gidiyorum. Öyle. Şaşırdım abi birden böyle. Dur. Gideyim abiciğim.
Ablacığım. Olanlardan sonra ben bu evde duramam artık. Annem üzülmesin. En kısa zamanda onu da seni de kurtaracağım. Anne! Nereye gidiyorsun? Anneciğim! Annemi uyandıracaktım. Şimdi olmaz. Hadi çek arabanı. Abi. Yavrum benim. Pencereden kaçmış. Kim? Ablam, bak. Bakayım. Ya. Demin annemi uyandırıp söyleyecektim. Dayı bırakmadı. Anneni mi? Tabii. Uyanırsa haber vermeli. Uyanırsa ya haber vermeli ama sonra yavrum benim. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben zaten onun burada kalmasını istemiyordum. İyi ki kaçtı değil mi? Ya. Biz de gideriz peşinden. Biz de gideriz. İkimiz birden buradan gideriz. Ama var mısın? Varım. Hemen gidip anneme haber vereyim. Sakın ha. Annenin her şeyden haberi var. Gece konuştuk. Bana dedi ki, Mine gece kaçacak dedi. Sonra sen de sabahleyin Funda'yı alırsın götürürsün dedi. Sonra o da peşimizden gelecek. Bu adamlardan uzağa gidelim. Çok uzağa gideriz. Sen kimseye çaktırmadan giyin gel vaziyeti idare ederiz. Vaziyeti idare ederiz. İdare ederiz. Ne abi, maç mı var bugün? Hay kaçacağız, kaç kişi. Geliyorum. Mine kaçtı. Funda da annesinin öldüğünü bilmiyor. Duymasın diye kaçıracağım. Peki nereye götürürsün? Halasına kaçıracağım. Başka çare yok. Ne yapayım? Savaştım. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Allah cizana versin seni. Kim ölmüş? Bilmem bunun annesi ölmüş sabahı ya. Yazık sana. Gel kaçalım şimdi. Bak gel şimdi. Hayrola nereye? Öldüğü doğru mu? Doğru ama gece kaçmış. Bilmiyor kimse, kız bilmiyor. Çarşafa tutulmuş böyle çarşaftan aşağı kaçmış. Kız uyuyor, bilmiyor annesini. Siz nereye? Biz hava almaya çıkıyoruz. Ya. Hava almıyor mu? Evet hava almaya. İstersen sana da alalım abiciğim. Kız bilmiyor. Öfkeye Allah bilmiyor. Demek öldü. Neden? Var. Doktor geldi. İçeride mi? Hı hı. Peki kız nerede? Odasında. Bu işi kolaylaştırdı mı dersin? Bilmem. Artık güvenecek dalı kalmadı. Bu sefer pes etti demektir. Mine! Aç benim. Abi kız pencereden kaçmış. Ne? Evet. Pencereden çarşafla kaçmış. Nereye gidebilir? Allah! Yandık be! 3.5'ta maçım var benim. Top mu oynayacaksın? Top oynamam, top toplarım. Maçlarda top avuta çıktı mı, hop agandadır. Hop yakalarsın sonra. Allah bilir. Herkes parayla seyreder, biz üstte para alırız. Beni de götür. Yok olmaz. Seni şimdi halana götüreceğim. Ben halamın evini bilmem ki. Ne? Gördün mü sen? Düşünmeden kız kaçırmanın sonu budur işte. Şimdi ne yapacağız? Hadi eve götüreyim seni ha. Ama annem ne demiş? Ha, annem öyle ya. Ya oraya da gidemeyiz.
Otele gidelim. Ya divana ya da Hilton'a. Otel, divan, Hilton. Öyle var. Ne duruyoruz hadi gidelim. Hadi geç kalmayalım hadi. Nasıldın ha? Anlat, nasıldın? Çok güzel oynuyorsun. Zaten bir Metin, bir Can, bir de ben. Gerisi fasarya. Bakıyorsun evlat. Karnın aç mı? Buyur bakalım. Adın ne senin? Dilsiz misin yoksa? Ha? Dilsiz misin? Şey, bir işin yok mu senin? Pekala, burada. Böyle çalışmak, bir iş yapmak ister misin? Şey yaparsın bak, arabaları böyle siler temizlersin ha? Yatacak böyle yerin var mı? Yok mu? Bu da oldu. Ben sana yatacak yer de bulacağım. Hadi gel otur bakalım şimdi. Hadi, hadi çekinme, çekinme. Otur bakalım, otur. Hadi, kendi malın gibi ye. Bunu nereden buldun? Bir garip değilsiz. Yardım dokunur bize. On iki, on üç, tam 14 lira 5 kuruş. Ne çok para. Ne diyorsun? Peki nereye gideceğiz? Hilton'a yahut divana gideriz demedin mi? İşte Hilton'a. Madem ki 14 liramız var. Hanım kız, biz galiba ters bir iş yaptık. Ama ben senin halanın evini biliyorsun sanıyordum. Yoksa sana ağır mı geliyorum? İstemiyorsan götür bırak beni eve. Yok, öyle demedim canım.
Yani nerede kalırız diyordum. Dur. Önce şu paraları iyi bir saklayayım. Şu defteri. Aa! Burada. Ne abi? Burada bir otomobil numarası yazılı. Sahibi çok iyi bir adam. Ablanın da arkadaşı. Ablama kazak vermişti şoför Hasan abi. Bilmediğin de yoksun. Şimdi o şoförü bulmamız lazım. Burada arabanın numarası da var. Bulalım, ne duruyoruz? Dediklerimi şaşmadan yaparsan buluruz. Bak şimdi. Şurada parka gideceğiz. Hüngür hüngür ağlayacaksın. Sanki ben ortada yokmuşum. Sen de sokakta kaybolmuşsun. Evini kaybetmişsin gibi yapacaksın. Sonra polis gelecek. Bu numarayı söyleyeceksin. Babamdır diyeceksin. Polis yarım saatte bulur onu. Nasıl, yapabilecek misin ha? Çocuk olur da yalandan ağlamasını bilmez olur mu? Yaşa be hadi. Akşama kadar halledelim bu işi. Yürü. Amca şuna 20 liralık benzin koyuver. Ben şuradan bir telefon edeyim. Zavallı babasını kaybetmiş. Polise haber vermiş. Verildi. Sus yavrucuğum. Ne oldu sana? Kayboldum. Babamı kaybettim. Ağlama, biz babanı buluruz. Nerede oturuyorsun sen? Bilmiyorum. Babanın ismi ne? Hasan. Soyadı? Bilmiyorum. Babam şoför. Peki arabanın numarasını biliyor musun? Biliyorum. Şimdi iş kolaylaştı. Gel yavrum. Al bakalım, sağ ol amca. Eyvallah. Hadi hayırlı işler. Yolun açık olsun. Beşiktaş 1-2, Beşiktaş hop, kalkıyor abi, buyur buyur. İsminiz? İsmim Hasan, gözün aydın, çocuğum bulunmuş, teşvikle karakoluna koş. Yanlışlık olacak polis abi, benim çocuğum yok. Olamaz da çünkü evli değilim ben. Aldığımız talimat böyle. Teşvikiye merkezine kadar gidin. Gidelim ama... Gidin yoksa çevirirler gene. Peki abi, şimdi gideriz. Bir lokma versene. Ya, zeki. Çok ver güzel. Biraz, İmrendim hadi. Peki öyle olsun. Yok. Versene. Merhaba abi. Hasan abi dur dinle beni. Ben yabancı değilim. Ne istiyorsun? Kimsin sen? Adım 7.5. Kaç buçuk? 7.5 derler bana. Ninenin orada çalışıyorum. Bundan ya. Bana ne? Şey dur abicim. İçerideki kız Ninenin kardeşi.
Bu sabah çok şeyler oldu. Seni bulmak lazımdı. Ben de numaranı almıştım. Kızı öne sürdüm, seni buldum. Beni ne yapacaksın? Mine mi gönderdi seni? Hayır abi, hikaye uzun. Gözünü seveyim bozuntuya verme. Sen kızı al gel, hepsini anlatacağım. Anneler öldü. Gidecek yeri yok. Sokakta kaldı. Ben de seni aradım. Polisler Allah razı olsun buldular. Ne olur hadi kırma bizi ha. Ha. Hadi hay yaşa abicim. Tamam. Yaşa abi sağ ol. Allah gönlüne göre versin. Köpekler. Hepsi kaçtılar. Bir elime geçseler. Hepsine uğurlar olsun. 400 bin kaçtı, sen ona bak. Kaçmadı. Yine olacak, o yılanı bulduk mu her iş yoluna girer. Anasının olma işi işi kolaylaştı. Unutma, artık ona karışamazsın. O kadarını aklı erer. Ersin. Zor oyunu bozar derler. Buldum. Zorlu olmaz bu iş. Dağ başında değiliz. Senin istediğin para değil mi? Seninki ne? Mine'yi bulalım, üst tarafını sen bana bırak. Bu işlerde zor oyunu bozmaz. Oyun zor bozar. Oyun. Yani hile. Hile? Hem öyle bir hile ki... ilk iş kızı buraya getirmek. Ama nasıl? Topalı bulalım, o bu işi halleder. Ondan sonra göreceksin. Kız tıpış tıpış nasıl gelecek. Doğru mu söylüyorsun? Hı hı, doğru söylüyorum abi. Peki ama beni rakı sofrasıyla karşıladığı gece? Hepsi numaraydı abi. Kızı zorladılar, o da sana öyle davrandı. Tabanca çektiler, Hasan'ı vururuz dediler. İki namlu sana bakıyordu o sırada. Ya o topal adamın söyledikleri, kahvedeki o gençler? Hepsi yalan. Hmm, hepsi o topalın marifeti. Dayının maşasıdır o. Bütün kirli işleri de ona yaptırır. Yürü. Nereye? O kahveye. O adamları buluruz. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı belli olur. Yaşa! ya bu ne olacak? Yukarıdan teyzeyi çağırırız, bekler. Oldu, tamam. Gidi 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 gidi. Topal yok içeride abi. Benden kavga edenler orada. Topal'ın işi. Anlarız. Dur abi. İçerisi kalabalık. Böyle işler tenhada olur. Ben onları dışarı çıkarıyorum. Sen şurada bekle. Tamam. Na 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 na. Aldırma. Kaçayım peki galiba. Bana bak garson, bir duble rakı ver buraya. O kadar yolda. Boş ver, iş yok peynirde. Bu salata da şarapsız olmuş biraz. Bu da kim ya? James Bond. 007.5. Bana bak, var mı sende? Var. İster misin 100 gram? Ha? Annene bak ulan, da var. Maymun mu oynuyor burada? Oturacak. Allah, oynama. Dikkat et ahbap, bunlarla şaka olmaz. Sayılıdır bunlar. Ha? Bunlar mı sayılı? Ulan bunların çuvalı kaça? Çuvalı toptan almak istiyorum. Ha? Oğlum, benzetirim ha. Ha, etrafa güveniyorsun değil mi? Erkeksen dışarı gel. İkinizi de çamaşır gibi ipe dizeyim. Gelin lan, gelin dışarı. Gelin lan, gelin. Sen ne olan? Sana gelin, nefes açalım. Eşofman yapalım. Gel, gel biraz dışarı mı? Lan dur, kabarmam. Burada bir şey yapmam, dışarıda. Nerede istersen? Hasan abi geliyor, yolda. Hasan abi neredesin? Geldin ha. Hasan abi. Kusura bakmayın, ufak bir hesabımız var. Dışarı çıkmayın demedim mi size? Söyleyin, o gece önüme niye çıktınız? Dur abi. Sana işin doğrusunu anlatalım. Sonradan biz de pişman olduk. Ama topal bizi kandırdı. Bir şoför Mine'ye balta oluyor. Kulağını bükün dedi. Sen de diklenince hır çıktı. Mine çok temiz kızdır. Hepimiz severiz. Ya. Maksadımız onu korumaktı. Ne haber abi? Size bunu o topal mı yaptırdı? Evet, o yaptırdı. Peki, sizden bir davam yok. Kusura bakmayın.
Rahatsız ettik. Rahatsız ettik ya. Aman abi su koyverme, su olduk ya. İyi çocuklar ama sen olmasan turşularını çıkarırdım abi. Ne düşünüyorsun? Hiç. Topal denen o adamı nerede buluruz? Oo, bana sorsana, evini bilirim abi. Bu saatte çıkar mı? Oho, geliyor yolda. Kim o? Benim amca. Bu saatte ne istiyorsun? Kusura bakma amca, senin kapının önünden geçiyordum, bin tomar para buldum. Paraları sen düşürmüş olmayasın. Ha? Yani paralar senin değilse karakola götüreyim diyordum da, hadi eyvallah. Yani benim işte... benim. Ha. Sağ ol evlat. Dur gelip alayım hemen. Aman sakın geç kalma, erken gel. Geliyorum yolda. Takıldı. Ben para nerede? Para, nerede para? Burada. Beni hatırladın mı amca? Şey, hatırladım. Ama vallahi kabahat bende yok doğrusu. Bütün kabahat o dayı olacak olan adam. Kısa kes. Hepsi yalandı, oyundu değil mi? Doğrusunu istersen kızı ötekine vermek istiyorlar da. Yeter, kes. Yalnız günü gelince doğruyu söylersin o kadar. Söylerim. Hepsini söylerim. Gidelim. Yarın bir uğra da ifadeni alayım o kadar. Geliyor yolda. Bir gün olsun gülmedi, talih değil yüzüme. Sevdiğimden ayrıldım, hayatımdan gözüme. Kimse çare bulamam, gözlerinin yaşına. Bu çektiğim süreler, düşmanların başına. Yaşamak mı? Sayıkladı. Anne, abla diye sayıklayıp duruyor. Ablasını biz de sayıklıyoruz ama bulabilene aşk olsun ya. Teşekkür ederiz teyze. Estağfurullah.
Zavallı Mine nerede acaba? Sabah olsun İstanbul kazan biz kepçe. Buluruz evelallah. Bir anda ablamı görüyordum. Tamam. Nerede gördün? Çabuk söyle. Adresini aldın. Merak etme bebeğim. Yarın bulacağız onu. İnşallah Abdi abi. Anne. Anneciğim. Yumda. Hasan. Hayır. İstemiyorum onu. Hayır. Bırakın beni. Hayır bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? Anne. Anneciğim. Rüya. Hiç böyle dilsiz görmemiştim. Rüyada sayıklıyor. Sen ne biçim dilsizsin be oğlum? Aa, o da ne? O da ne? Yahu sen dilsiz de değilsin, erkek de değilsin be oğlum. Ya Allah kahretsin, yani şey, kızım. Bey amcacığım, sakın bana kızmayın. Sakın beni kovmayın, ne olursunuz. Niye kızayım? Niye kovayım evladım? Kız ol, erkek ol, bana ne? Ama dilsiz olmaya ne lüzum vardı? Evden kaçmıştım, korktum. Kendimi erkek çocuk gibi gösterdim. Pekala, evinden niye kaçtın? Hadi dön. Bak, az önce anne diye sayıklıyordun. Çok özledim onları. Annem, oğlum. Özledinse eve niye gitmiyorsun evladım? O kadar kolay değil. Siz ne iyi bir amcasınız. Anlatsam acırsınız bana. Anlatırsın. Biz de bir çaresini buluruz elbet. Hadi gel şimdi bakayım. Şimdi ne olacak? Mine'yi arayacağız. Nerede? Her yerde. Bütün İstanbul. İstanbul büyüklük değil ki, karıştırıp bulalım abi. İstanbul büyük. Unutma, biz de şoförüz, yürü. Evelallah, hadi başlayalım bakalım. Demek izin veriyorsunuz. Tabii, git onları gör, sonra da gelirsin. Beni kovmuyorsunuz. Niye kovayım evladım? Bana yardım edecek bir yamak lazımdı. Erkek olmuş, kız olmuş, ne gerek benim canım. Hatta isterse dilsiz olsun. Neyse. Hadi git de gelirsin. Hatta inşallah orada kalırsın. Oğlum kalmam. Madem beni işe kabul ettiniz, ben de burada kalmak istiyorum. Öyleyse giderken nüfus kağıdını bırak da senin kaydını yaptırmam lazım. İşte. Gidebilir miyim? Durduğun kaba kızım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hay Allah! Ne oldu abi? Benzin bitti be. Gidip alayım hemen abi. Acil yok, benzinci şurası. Hadi tamam. Depoyu full yap oğlum. Merhaba Faik baba. Merhaba oğlum. Ne işler oluyor be evlat? Hayrola? Şu bizim dilsiz çırak vardı ya. Hani geçen gün gördün? Dikkat etmedim. Ya dün akşam bir de ne göreyim? Bülbül gibi konuşmuyor mu? Üstelik de kızmış. Kız mı? Ya evinden kaçmış. Dertli zavallı. Üvey babasından çok çekiniyormuş. Hem güldüm hem de acıdım. Ne? Evden kaçmış? Kız? Amca bir daha söylesene şunu. Söyledik ya be evlat. Burada mı o kız dediğin? Biraz sonra gelecek. İsmi neydi? Vallahi bilemeyeceğim çünkü konuşmuyordu. Bir dün gece konuştu, adını da sormadım. Ama bak buraya hüviyetini bıraktı. Mine! Mine bulundu, Mine bulundu. Amcacığım sen ne mübarek adamsın be. Ya ben elini öpeyim. Öpeyim. O kız ne zaman gelecek buraya? Her saate kadar gelecek. Yani biz burada bekleyebilir miyiz şimdi? Tabii. Senden bir şey istesem yapar mısın? Yaparım. İçeri koş 7:30 Abdi'ye haber ver dayı, yoksa annemle kardeşimi görmeye geleceğim.
mi gidi kaçak seni? Gel bakalım buraya. Yürü. Yürü. Peki ama nerede kaldı? Nereye gitti acaba? Annemi görüyorsun. İyiydi. Eyvah! Yandım. Oraya gitmesi hiç iyi değil. Başına bir iş gelmese bari ha. Vaktinde yetişirsek hiçbir şey gelmez. Koş. Kalkalım. Eyvallah amcacığım, gidelim biz. Tamam. Bardaklarımın parası mı? Geliyor yolda. Yolda, paralar yolda. Eyvallah! Ya böyle işte. Tavşan kendi ayağıyla kapana geldi. Al bunu yukarı kapa. Kaçmak neymiş görsün. Kusura bakma güzelim. Sabıkam var. Kaçarsın sonra. Benden ne istiyorsunuz? Annem nerede? Kardeşim nerede? İstediğimiz kötü bir şey değil. Evlenmek. Hepsi o kadar. O zaman kardeşine kavuşursun. Şimdilik şurada biraz istirahat et bakalım. Çok gezdin, yorulmuşsundur güzelim. Anne! Anne! Abi! Ne o boş abi. Ne haber? Ne oldu? Hayrola? Ne oldu ha? Emine ablayı yakalamış. Çabuk söyle nerede? Yukarı götürdü. Sen polise haber ver. Tamam abi. Yallah koş. Sen bana bırak önce ben vaziyeti bir kola çare edeyim bakalım ne oluyor sonra sen. Annesini ve kardeşini soruyor. Ne çıkar bundan? Onlarla konuşmak ister herhalde. Nikaha razı ol, ikisini de görürsün diyelim. Bak nasıl yola gelir. İnanır mı dersin? İnanır. Çocuk o. Ne arıyorsun burada Mendebur Elif? Mine'yi almaya geldim. Ağırlar, siz zararlı çıkarsınız. Hiç şakaya gelmem bakalım. Tamam mı? Kızı yukarı kilitlemişsiniz. Ya hemen bırakırsınız ya fena olur bu iş. Tamam. Beş dakikası var bu işin. Oldu mu? Ya aklında zorun mu var senin? Polise haber gitti. Beş dakika sonra buradadırlar. Duyduk duymadık demeyin, doğru söyleyin. O kadar. Ringo, Django. Yakala oyala bunu, ben kızı başka tarafa uçurayım. Tango. Ne yaparlar? Yanlışın var oğlum. Mine buraya geldi ama anasının öldüğünü, kardeşinin de seninle kaçtığını duyunca döndü gitti. Onun bizimle ne ilgisi var artık? Ha öyle mi? Başka türlü olur mu? Bize ne elin kızında? Bırak beni, bırak! Ha? Abi yürü! Nereden geliyor bu ses? Ara ol bakalım gel. Dokunma bana adamın tozunu! Ayş! Sana senin burnunun diline! Seni kondum bırakma! Değil mi lan? Ne gülüyorsun ya? Buraya sana ayıp döndüğüm kazı kadarı ne vuruyorsun ya? Ya be ya! Vur be! Nereye götürüyorsun beni? Çabuk polis gelmeden toz olalım. Koş, bir taksi çağır. Taksi hazır. Bırak o kızı. Sana ne oluyor? Bırak o kızı dedim. Bırak, tutma beni. Gel şu ayın galiba. Tamam, oldu. Öteki nerede? Bu kafayı. Neyse aslan. Bu.
Tamam abiler, buyurun, ikisini de tamam ambalaj ettik ama hiç uslu durmadılar be abicim. Kim bağladı bunları? Ben. Kendi kendine mi? Tabii. Ama ikisi de biraz baygındılar tabii. Götürüp ifadelerini alın. Alın. Siz de karakola gelin. Masre benim. Baş türlü. Aferin be yarı buçuk, sen neymişsin ha? Neymişim ha? Çiçek. Ha? Geliyor yolda. Güle güle. Güle güle. Gelsene abi. Güle güle. Gelsene sen de. Yok canım. Hadi gel canım. Ne işin var benim karıncalı gibi aranızda ya? Eyvallah öyleyse. Allah'ım söyledi. Abi maç kaçta? Ne? Maç mı? Eyvah! Ben maçı yerinden unuttum ya. Ben olmasam hakem maçı tahsil eder. 7.30 geliyor. Yolda!